Hayvanlar tarafından türeyiş birçok efsanede yer alır. Bunlardan en çok bilinenleri ise biz Türklerin mitlerinde yer almakta. Sizin için derlediğimiz şanssız 10 çocuk. Başlamadan ya meraktan'a abone olmayı ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. ...1996 senesinde Nijerya'nın derin ormanlarında 2 yaşlarında hem fiziki hem de zihinsel engelli bir çocuk bulundu. Nijeryalı Fuleri kabilesinin geleneğinde bu tip doğan çocukları ormana bırakmak vardı. Şempanzeler bu çocuğa bakmasaydı o yaştaki çocuğun ormanda yaşama imkanı da yoktu. Bulunduktan sonra çocuk esirgeme kurumuna verilen Bello, diğer çocuklara taş atma, hoplayıp zıplama gibi davranışlar sergiledi. Birçok şempanze davranışını öğrenmiş ve bunları geliştirmişti. Bello 6 sene sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde yaşamını yitirdi. ...1991 yılında Uganda'nın bir köyünden olan Mili Seba, ormana yakacak odun aramak için girdiğinde maymunların yanında bir çocuk gördü. Çocuğu kurtarmak için koştuğunda çocuğun hızlıca ağaca tırmanmasıyla birlikte Seba köylülerden yardım istedi. Köylüler çocuğu yakaladıklarında çocuğun sürünmekten dizlerinin beyazladığını, tırnaklarının ve dişlerinin de çok sivrileştiğini gördü. Çocuğun 1988 yılında babasının annesini öldürdüğü John Sebunya olduğu kanısına varıldı. John kurtarıldıktan sonra okuma ve yazma öğrendi. O tarihten sonra da pek çok koroda şarkı söyledi. Annesi bu çocuğu kuşlarla dolu bir odaya hapsetmiştir. Hiç konuşma ve insani yetiler kazanamayan bu çocuk bulunduğunda sadece kuşlar gibi kanat çırpmaya çalışıyordu. Tedavi altına alındıktan sonra bazı insani davranışları öğrenmiştir. ...1867 yılında avcıların yakaladığı bu çocuk bilinen hayvanlar tarafından büyütülmüş ilk çocuktur. Bir grup kurdun arkasından 4 ayak üzerinde koşan çocuğu gören avcılar kurtları takip eder ve onları öldürüp çocuğu kurtarır. Dina ismi verilen çocuk o zamanki tedavi şartları sebebiyle fazla gelişemez ve konuşmayı hiç öğrenemez. Fakat çocuğa en azından pişmiş et yeme alışkanlığı kazandırılmıştır. Orman yakınlarında piknik yapan bir kişinin bir anda yemek paketi kaybolur. Bu kişi hemen polise haber verir ve paketi çalanın 18 yıl önce kaybolan Rokom adlı kız çocuğu olduğu ortaya çıkar. İşin garip yanı ise gelen polis de Rokom'un babasıdır. Polis kızını sırtındaki yara izinden tanır. Rokom evine götürülse de sürekli ormana kaçar, kıyafet giymeyi reddeder ve normal yürümeyi kabul etmez. Anne, baba ve yemek haricinde başka kelime de konuşamamaktadır. Traian'ın annesi babasından şiddet gördüğü için evden ayrılmıştır. Bu çocuk 3 yaşında ya evden kaçmış ya da sokağa bırakılmış olacak ki bulunduğunda açlıktan bir köpek yiyormuş. Romanya'da gerçekleşen bu olay Romanya'nın köpek çocuğu olarak da bilinmekte. Şu an dedesinin yanında olan Traian okula gidiyor ve yemek menüsünü de değiştirmiş. En azından artık ölü köpek yemiyor. ...1937 yılında gerçekleşen bu olay bir grup avcının dişi ayıyı öldürmesiyle başlar. Sonrasında değişik bir yaratık avcılara saldırır. Yaratığı yakalayan avcılar bunun bir kız çocuğu olduğunu çok geçmeden anlarlar. 16 sene önce kaybolduğu öğrenilen kız akıl hastanesinden hiç çıkamamıştır. Biri 8, biri 1,5 yaşında olan iki kız çocuğunun hikayesi 1920'lerde Bengal'in bir köyünde yaşanmıştır. Köylülerin ruhlardan korkmasıyla olayı araştıran bir papaz mağarada kurtlarla beraber yaşayan kızları bulur. Kurtlar mağaradan çıktıktan sonra çocukları alan papaz onlara yardım etmek istese de pek olumlu sonuçlar alamaz. Küçük olan kız bir süre sonra hastalıktan ölmüştür. Büyük olanı ise konuşmayı ve ayağa kalkmayı öğrense de karaciğer yetmezliği sonucu yaşamını yitirir. ...1983 yılında Ukrayna'da doğan Oksana bilinmeyen bir sebepten dolayı sokağa atılmıştır.
3 yaşından 8 yaşına kadar köpekler tarafından büyütülen bu kız tüm köpek davranışlarını öğrenmiştir. Tedavi altına alınan kız hala bir klinikte tedavi görüyor. Konuşabilmesine rağmen insanlarla iletişim kurmakta zorluk çeken kız, koyunlarla çobanlık yapmanın ve köpeklerle vakit geçirmenin tercihleri arasında olduğunu söylüyor. Wild'ı bulan insanlar kendisinin çıplak, bronz tenli, siyah kıllarla kaplı garip bir yaratık olduğunu düşünmüştür. 12 yaşında Hanover'da bulunan bu çocuk, İngiltere'nin kralı George'a götürülmüş ve bilim adamları tarafından incelemeye alınmıştır. Sadece Peter ve Kral George demeyi öğrenen bu çocuk, 60 yıl kadar toplumla yaşadı. Bu süre içerisinde meyve ve sebze yemeyi de öğrenmiştir. Peki siz eğer insan olarak dünyaya gelmeseydiniz, hangi hayvan olmak isterdiniz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyorum.